Dünyada ve ülkemizde yaşanan iklim değişikliğine bağlı olarak son dönemde artan doğa olayları, seller, yangınlar gibi doğal afetlerin yanı sıra insanların bilinçsizliği nedeniyle yaşanan olumsuzluklara karşı projeler üretmek ve bu konuda duyarlılık oluşturmak amacıyla kurulan Dünya İklim Değişikliği, Çevre, Doğa ve Turizm Derneği ilk toplantısını Ankara Valiliği bünyesinde faaliyet gösteren Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu uzmanları ile yaptı. Karşılıklı fikir alışveriş ve uygulanabilecek projeler hakkında değerlendirmelerin yapıldığı toplantı gelecek için umut verdi. Doğader Başkanı Vahit Oğuz toplantı sonunda proje uzmanlarına teşekkürlerini iletti. Değişikliği doğayı bozdu. Hava sıcaklıkları arttı ve iklimde çok büyük değişiklikler meydana. Yağmur yağıyor, seller oluşuyor ve ormanlarımızda bu sıcaklıktan yangınlar çıkıyor. Su konusunda ülkemiz büyük bir dünyanın olduğu gibi ülkemizde de su savaşları başlayacak. Su sıkıntısı var. Çünkü normal 3 metreden 2 metreden sondaj vurduğumuz zaman suyun çıktığı ülkemizde sular yer altına çekilmiş ve su sıkıntısı çekiyoruz. Ve ürünlerimiz bu sebepten dolayı yetişmiyor. Bunları düşündüğümüz zaman, felaketleri düşündüğümüz zaman, ülkemizdeki iklim değişikliğini düşündüğümüz zaman, dünya ile birlikte global bir dünyada yaşıyoruz. Bu ülkede yaşıyoruz sonuçta. Bu ülkede yaşıyorsak, bu ülkeye de bir borcumuz vardır. Elbette doğayı biz katlediyoruz. Doğaya sahip çıkmamız gerek. Bizler de dünya, doğa, iklim, çevre ve turizme katkı platformu adı altında çok kıymetli, bilinçli ve işlerinde başarılı mühendis, mimar, iş adamı arkadaşlarımızla birlikte ülkesini seven, bu ülkeye faydalı olmak istiyorum diyen arkadaşlarımızla beraber Vahit Oğuz Başkanımız seninle beraber biz bu yolda yürüyeceğiz deyince çok mutlu oldum ve akabinde kuruluşunu yapıldıktan sonra zaten valiliğimiz tarafından kuruluşu yapıldı derneğimizin. Ve biz burada faydalı nereden olabiliriz dediğimiz zaman Ankara Valiliğimizde proje ofisinin olduğunu dernekler masası müdürümüz tarafından buraya yönlendirildik. Ve sizler de bir toplantı düzenlediniz. Bizleri kabul ettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Burada projeyi inşallah hep beraber üreteceğiz. Bu ülkemize faydalı olacağız. Burada valimizin başkanlığında inşallah güzel projelere imza atacağız. Benimle beraber birlikte hareket eden yönetim kurulu arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Toplantımız çok verimli geçti. Sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve hayırlara vesile olmasını diliyorum.